arkadaşlar, ben fizik öğretmeni Tuğba Taşkın. Sizlere şimdi ısı sıcaklık ünitesini anlatacağım. Isı ve sıcaklık deyince arkadaşlar, öncelikle bu kavramların tanımlarını doğru bir şekilde öğrenmeniz gerekir. Sıcaklıktan başlayacak olursak, bir maddeyi oluşturan taneciklerin ortalama kinetik enerjisi olarak tanımlayabiliriz. Ortalamayı hatırlayalım, aritmetik ortalama. Nasıldır arkadaşlar? Her bir taneciğinin kinetik enerjisini topladınız. Kaç tanecik varsa bunun sayısını böldüğünüzde ortalamasını bulursunuz. O zaman ısı bir enerjidir diye sıcaklık affedersiniz. Sıcaklık bir enerjidir diyebilir miyiz? Hayır. Bu kinetik enerjilerin ortalamasının bir ölçüsüdür, değil mi? Enerjinin bir ölçüsüdür. Bunun altını çizelim arkadaşlar. Çünkü önemlidir, çok karıştırılır. Gelelim şimdi diğer özelliklerine. Skaler bir büyüklüktür. Birimi nedir arkadaşlar? Kelvin'dir. Biz günlük hayatta bunu daha ziyade ne olarak kullanırız? Celsius olarak kullanırız. Termometre ile ölçülür ki termometre çeşitlerinden birazdan bahsedeceğim. Geçelim ısıya. Isı dediğimiz şey arkadaşlar, fiziksel bir iş yapılmaksızın iki maddenin, farklı sıcaklıktaki iki maddenin arasındaki aktarılan enerjidir. Yani iki farklı sıcaklıktaki maddeyi bir araya getirdiğinizde son sıcaklıkları eşit oluncaya kadar bir enerji aktarımı olur. İşte bu enerjiye biz ne diyoruz arkadaşlar? Isı diyoruz. Peki ısıyı doğrudan ölçen bir alet var mı? Sıcaklığı termometre ölçüyordu. Hayır. Isıyı doğrudan ölçmemiz mümkün değil. Isıyı nasıl ölçebiliyoruz biliyor musunuz? Yani ölçebildiğimiz ısı ne? İki madde arasında yalıtılmış ortamda aktarılan enerjiyi ölçebiliyoruz. Yani şöyle kastettiğim, aktarılan ısıyı ölçebiliyoruz. Peki aktarılan ısıyı tam olarak direkt ölçebiliyor muyuz? Hayır, hesaplama yöntemleri ve kalorimetre denilen aletle diyelim, düzenekle ne yapabiliyoruz? Ölçebiliyoruz. Pekala, gelelim şimdi diğer özelliklerine. Nasıl bir büyüklük? Skaler bir büyüklüktür. Çünkü enerjidir değil mi ısı? Pekala, birimi nedir dersek jül ve kalori olarak ne yapacağız arkadaşlar? Kullandığımızı bileceğiz. Kilo kalori olarak da kullanabiliriz. Peki gelelim şimdi, bu ikisi arasındaki bir ilişki var, ondan bahsedelim. Bir kalori arkadaşlar 4.186 jüle eşittir. Çevirmeler çok lazım oluyor. Atlarsak sizin için sıkıntı oluyor arkadaşlar. Gelelim şimdi neye? İç enerjiye. Neden bahsettik? Sıcaklık, ısı. Geldik şimdi neye? İç enerjiye. Isı bir enerjiydi. Acaba iç enerji olabilir mi? Hayır. Şimdi dikkat edeceğiz buraya. Bir maddenin sahip olduğu ne denir iç enerji? Hem kinetik hem de potansiyel enerjilerinin toplamına denir. Isı maddenin iç enerjisindeki değişimdir. İç enerjinin kendisi değildir. Peki gelelim sıcaklık ölçütü olarak kullandığımız, ölçme aleti olarak kullandığımız termometre çeşitlerine. Termometrelerde arkadaşlar farklı sıcaklıkları farklı termometrelerle ölçüyoruz. Yani metal çifti termometre, sıvılı termometre ve gazlı termometre olarak 3 çeşit termometre kullanıyoruz. Bunların arkadaşlar metal çiftli olanı biliyorsunuz, katılarda aslında termometrenin tam bir mantığından bahsedelim. Katının, sıvının, gazın ya da genleşmesiyle ilgili bir durum. Yani genleşmesinden faydalanılarak elde edilen bir ne? Ölçme cihazı. Peki bu durumda katıyı mı genleştirmek daha kolaydır, sıvıyı mı, gazı mı? Katıyı değil mi? Öyleyse burada metal çifti termometrenin en yüksek sıcaklıklar için kullanıldığını bilmemiz gerekir. Yani sanayide diyelim ki bir fabrikada bir döküm yapıyorsunuz, metal döküyorsunuz mesela. O zaman ne yapacaksınız? Yüksek bir sıcaklık ölçmeniz lazım. Ya da fırınlarda arkadaşlar yüksek bir sıcaklık ölçmek gerektiğinde ne kullanılıyor? Metal çifti termometre. Neye dayanıyormuş prensibi peki? Katıların genleşmesi özelliğini. Pekala, gelelim şimdi. Şuraya aslında yazmışız, onu söyleyelim. Metalin bükülme derecesi sıcaklığı gösterir. İki metalin birbirine perçinlenmiş halidir arkadaşlar. Genleşme katsayıları farklıdır. Bükülme miktarı arasındaki fark bilindiği için, bükülme genleşme katsayısı bükülme oranı bilindiği için bükülme miktarı size neyi verir? Sıcaklığı değerini verir. Şimdi gazlı termometrelerden de bahsedeceğiz. Sonra sıvılı termometrelerin çeşitlerine geçeceğiz. Sıvılı termometreden bahsedeceğiz. Gazlı termometreler ise çok düşük sıcaklıkları ölçmek için kullanılır. Yani arkadaşlar, laboratuvar ortamında bir deney yapıyorsunuz. Buradaki minim değerin çok küçük sıcaklık değişimleri bu yaptığınız deneyin sonucunda değişiklik meydana getirecek. O zaman hangisini tercih ediyorsunuz? Gazlı termometreleri tercih ediyorsunuz diyoruz. Pekala. Gelelim şimdi neye? Sıvılı termometrelere. Sıvılı termometrelerin mantığını iyi kavramamız lazım. Yani termometre mantığını aslında kavratıyor bize.
Bir borumuz var, haznesi olan ve kılcal bir boruyla devam eden şişemiz var. Bu şişe içerisinde sıvıyı dolduruyoruz hazneye arkadaşlar. Şimdi burada özellikle dikkat etmem gereken genleşen sıvı ne olacak? Burada yükselecek değil mi? Bu yükselme miktarını belirleyecek şeyler nelerdir? Kılcal borunun ince olması gerekir. Bu bir. İnce olmalıdır. Sıvı haznesi ne olmalıdır arkadaşlar? Geniş olmalıdır. Yeterince sıvı bulunmalıdır. Peki arkadaşlar, kullanılan sıvının genleşme kat sayısı büyük, termometrelerin yapıldığı maddenin genleşme kat sayısı küçük olmalıdır. Bu ikisi birbiriyle ilişkilidir. Şimdi içerisindeki sıvının genleşme kat sayısı büyük olduğunda ne kadar ısı alırsa hemen o kadar yükselme mümkün olacak. Dolayısıyla da sıvı seviyesinin hızlı bir şekilde yükselmesi bizim hızlı ve doğru sonuç elde etmemizi sağlayacaktır. Peki termometrenin yapıldığı maddenin genleşme kat sayısının küçük olmasının nedeni nedir? Eğer aldığı, dışarıdan aldığı ısıyı termometre kendisini genleştirmek için kullanırsa içindeki sıvıyı ne yapamaz? Genleştiremez. Bu da ölçtüğümüz sonuçların doğruluğunu ne yapar arkadaşlar? Sekteye uğratır. Gelelim şimdi buna. Bölme sayısı çok olmalıdır. Arkadaşlar, bütün ölçme cihazlarında aslında aynı şey geçerli. Bölme sayısı ne kadar çok olursa o kadar neyi ölçebilirsiniz siz? Aralığı ölçebilirsiniz. Küçük değişiklikleri ölçebilirsiniz. Bu da ölçmenizi güvenli kılar. Gelelim şimdi sıvılı termometre çeşitlerine. Termometre çeşitlerine arkadaşlar, öncelikle ben herhangi bir X termometresinin mantığını anlatayım. Bir termometrede özellikle dikkat edilmesi gereken şey saf bir sıvı kullanılması. Saf sıvının arkadaşlar nesli sabittir. Ayırt edici bir özelliktir. Kaynama ve donma sıcaklıkları sabittir. Özellikle belirttim, kaynama ve donma sıcaklıkları ezberliyorsunuz, tam oturtamıyorsunuz diye. Bakın, bunu iyi anlayın. Şimdi gelelim buraya. Kaynama sıcaklığı ve donma sıcaklığıyla ölçtüğüm X değerini buraya yazdım. Sonra tuttum, dedim ki çeşitli termometreler var. Celsius termometresi, Fahrenheit termometresi ve Kelvin termometresi olmak üzere termometrelerimiz var. Şimdi Celsius termometresinde suyun donma noktası nedir? 0. Kaynama noktası nedir? 100. Burada Fahrenheit'ta nedir arkadaşlar? Donma noktası 32. Kaynama noktası 212. Gelelim şuraya. Donma noktası 273. Kelvin'de. Kaynama noktası 373. Kelvin'de ölçtüğüm değer, Fahrenheit'te ölçtüğüm değere F, Celsius'ta ölçtüğüm değere C yazdım. Şimdi bunların birbiriyle ilişkisini söyleyeceğim. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Diyeceksiniz ki buradaki X değeri eksi donma noktası, yani şu mesafenin bu mesafeye oranı, yani kaynama noktası ile donma noktası arasındaki mesafeye oranı hepsinde sabit. Öyleyse yazalım. X eksi donma noktası. Ne oluyor? Kaynama noktası eksi donma noktası. Aslında hepsinde aynı şeyi yapacağım. C eksi 0, 100 bölü 100 eksi 0 bölüyorum. F eksi 32, 212 eksi 32. Kelvin eksi 273, 373 bölü 373 eksi 273. Şimdi bunu bir sadeleştirelim. Bakalım arkadaşlar, ne elde etmiş olduk? C bölü 100, yani şu aynı kaldı. C bölü 100, Fahrenheit eksi 32 bölü 180, Kelvin eksi 273 bölü 100. Şimdi arkadaşlar, bunlarla ilgili soru çözüp bunu pekiştirmeye çalışacağız. Evet, termometrelerle ilgili sorularımızı çözmekle devam ediyoruz. Bir X termometresinde suyun donma sıcaklığını 20X, kaynama sıcaklığını 70X olarak gösteriyor. Hava sıcaklığının 40 derece olduğu yerde, Celsius derece olduğu yerde X termometresinde okunan değer kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar, yapacağımız işlem şu. İki tane termometre çiziyoruz. Bunun donma noktası ne olarak vermiş? 20X. Ne olarak vermiş kaynama noktasını? 70. Bu değeri soruyor. 40 olarak ölçmüş neydi? Celsius'ta. O zaman Celsius'ta donma noktasının 0, kaynama noktasının ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. 100. Şu oranların birbirine ne olduğunu söylemiştik biz? Eşit. Dolayısıyla şunun şunu oranı, bunun bunu oranı birbirine eşit. O zaman x eksi 20 bölü 70 eksi 20, 50. Eşittir ne olacaktır arkadaşlar? 40 bölü 100'e eşit olacaktır. Sadeleştirme işlemleri yapalım. 2 ile sadeleştirdim. 20 oldu. Ne kalır arkadaşlar buradan? X eşittir 40x derece. Geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda Fahrenheit termometresi ile Celsius termometresi arasında bir çevirme sorusu. Yine aynı şey yapacağım arkadaşlar. Soruyu okuyorum. Fahrenheit termometresinin 50 dereceyi gösteren Fahrenheit'i yerleştiriyorum.
Neydi arkadaşlar? 32212 değil mi? O zaman burası ne yapıyorum? 50 F olarak yazıyorum. Celsius termometresinde gösterdiği değeri soruyor. 0'a 100 yazıyorum. Celsius arıyorum. O zaman arkadaşlar yine aynı oran geçerliydi. 50-32 ne gelecek buradan? 18. Bu neydi peki? 180. C bölü kaç olacaktır arkadaşlar? 100. 18-180 sadeleştiririm. Ne kalır buradan arkadaşlar? 10. 10'la da bunu sadeleştiririm. C eşittir. Ne kalacaktır? 10 Celsius derece kalacaktır diyoruz. Gelelim bu sorumuza. Bu soru en kritik sorudur arkadaşlar bu konuyla ilgili. Grafik verir. Gene aynı şekilde ne yapmalısınız? Bu şekilde tablo olarak göstermelisiniz. Yine yapalım. K ve L termometrelerinin arasındaki ilişkiyi gösteren grafik şekildeki gibidir. L termometresi 20 L'yi gösterirken K termometresinde okunan değer kaç K derece olur diye soruyor. Hemen bakalım. Arkadaşlar ilk olarak K için yazalım. Bu K olsun. Bu da L olsun. K'nın 0'ı gösterdiği yerde L neyi gösteriyor? Eksi 10'u. Sonra devam ediyorum. K'nın 5'i gösterdiği yerde L neyi gösteriyor? 0'ı. Peki neyi soruyor? L termometresinin 20'yi gösterdiği yerde K kaçtır diyor. Gene aynı şeyi yapıyorum. İşimi kolaylaştırdım değil mi çevirerek? Ne yapacağım? 5 bölü K eşittir. Ne olacaktır arkadaşlar? 0 eksi eksi 10'dan ne gelecek? 10. 30 eksi eksi 10'dan ne gelecek? 30. Dolayısıyla K buradan ne gelecektir arkadaşlar? 15 K derece gelecektir diyoruz. Gelelim şimdi sözel bir soru. Burada konu tekrar da yapmış oluruz aynı zamanda. Sıvılı bir termometrenin duyarlılığının artması için yukarıdakilerden diyor. Hangileri tek başına yapılmalıdır? Şimdi kullanılan sıvının genleşme katsayısının büyük olması demiş. Hatırlarsanız ne kadar sıcaklık değişimini hızlı göstermesini ve doğru göstermesini istiyorsak o kadar genleşme katsayısı büyük sıvı kullanmalıydık. Bu ne olur o zaman termometre için? Doğru. Şöyle yaptık. Kılcal boru geniş olmalıdır diyor. Aksine bunları ne yapacağız aklımıza tutacağız? Adezyon kuvveti vardı hatırlarsanız kılcallığı etkileyen. Ne kadar dar olursa kılcal borumuz o kadar ne olacak? Yükselme miktarı fazla olacaktır. Bu yanlıştır. Bölme sayısı fazla olmalı. Tüm ölçme cihazları için geçerlidir dedik. Ne kadar bölme sayısını fazla tutarsan, aralığı dar tutarsan o kadar küçük değişiklikleri ölçebilirsin anlamına gelir. Dolayısıyla cevap ne olacaktır? 1 ve 3 olacaktır. Şimdi bir cismin sıcaklığını aşağıdaki değerlerden hangisi olarak ölçülemez diye bir soru karşımıza gelirse. Hemen şunu söylemek istiyorum size arkadaşlar. Bunu öğretici olsun diye yazdığım bir soru. Birincisi bu mümkün, bu mümkün, bu mümkün. İki tane yazmışım. Şunu C yapalım. Bu değil, bu da mümkün. Bu değil arkadaşlar. Hemen şimdi bunu işaretleyelim. Neden? Şimdi Kelvin'in eksi derece alması mümkün değildir. Eksi sıcaklıkları ölçmez. Neden? Çünkü Kelvin'de sıfır mutlak sıcaklık olarak kabul ediliyor. Yani mutlak sıcaklık derken sıcaklık neydi? Madde moleküllerinin ortalama kinetik enerjisiydi değil mi? Peki bu kinetik enerjilerin yani madde moleküllerinin tamamen durduğunu varsayalım. O zaman herhangi bir ölçebileceğimiz büyüklük kalır mı? Hayır. Dolayısıyla sıfır Kelvin mutlak sıcaklıktır. Ve mutlak sıcaklıkta arkadaşlar ne yoktur? Altında bir sıcaklık yoktur, ölçülemez diyoruz ve Kelvin'in eksi değer alamayacağını şuraya not ediyoruz. Kelvin eksi değer ölçmez ya da almaz dedik. Gelelim şuraya bir tane de şekilli olsun dedim. Celsius ve Kelvin'in termometreleri olduğunu düşünelim. Aynı ortamda hava sıcaklığını ölçen Celsius ve Kelvin termometrelerinde artık bu soruyu hemen çözeceksiniz biliyorum. Celsius'un kaç derece olduğunu söylemiş? 50. Celsius'ta ne yapıyorduk? Ölçtüğümüz değer bölü 100. Eşittir ne diyoruz arkadaşlar? Kelvin eksi 273 bölü 100. Dolayısıyla yüzler direkt sadeleşti. Kelvin değeri kaç kalmış oldu arkadaşlar? 300. Şöyle olmuş oldu. 323 Kelvin derece olmuş oldu. Evet, kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Öz ısıyla devam edeceğiz. Öz ısı dediğimiz bir maddenin birim kütlesinin sıcaklığını bir derece arttırmak için gerekli olan ısı enerjisi miktarıdır. Başına öz geldiğinde bütün tanımlar aynı olur aslında arkadaşlar. Birim ölçeğinin bir derece arttırmak, bir gram arttırmak gibi gibi şeyler olacaktır. Burada tekrar söylüyorum. Bir maddenin birim kütlesinin sıcaklığını bir derece arttırmak için
gerekli olan ısı enerjisi miktarı küçük c ile gösterilen öz ısımızdır. Peki, öz ısının aynı şekilde 1 gramı değil de m gramının sıcaklığını 1 derece artırmak için diye düzeltirsek o zaman nedir diyeceğiz? Isı sahasıdır diyeceğiz arkadaşlar. Bunu da büyük C ile göstereceğiz. Kütlesi çarpı öz ısısı şeklinde bulacağız. Denge sıcaklığından size biraz bahsetmek istiyorum. Hatırlarsanız bu konunun başında da dile getirmiştim. Farklı sıcaklıktaki iki maddenin nedir arkadaşlar? Yan yana getirildiklerinde mutlaka aralarında bir enerji aktarımı olacaktır. Eşit sıcaklığa gelinceye, yani denge sıcaklığına ulaşıncaya kadar ısı aktarımı gerçekleşecektir. Dolayısıyla sıcak olan maddeden her zaman soğuk olan maddeye doğru ısı akışının da aynı zamanda ne olduğunu söyleyelim, gerçekleşir. Sıcaktan soğuğa doğru. Doğrudur. Pekala, bunu söyledikten sonra bu aktarılan ısı enerjisinin miktarını bulmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Q eşittir mcd delta t formülünü kullanıyoruz. Mc delta t'de hepsini tanıtalım. Q alınan veya verilen ısı, m dediğimiz kütle, c dediğimiz öz ısı, delta t dediğimiz ise sıcaklık değişimidir arkadaşlar. Şimdi Q alınan, yani ısıca yalıtılmış bir ortamda şu şekilde iki maddeyi bir araya koyduğunuzda aralarındaki ısı aktarımı, alınan ve verilen ısılar birbirlerine ne olacaktır? Eşit olacaktır. Dolayısıyla alınan eşittir verilen ısı dersek arkadaşlar, birincisi kütlesine m kütlesi, c öz ısısı ve buradaki sıcaklık değişimi ne olacaktır? Yani delta T değişimi ne olacaktır? Ortada bir denge sıcaklığımız var değil mi? T1 ile T2 aralığında. Dolayısıyla T1 büyük olduğu için T1 eksi T denge diyeceğiz. Gelelim şimdi ikinci kısmı yazalım. Alınan ısı ne kadar? Bu verilen ısıydı. Alınan ısı ne kadar peki arkadaşlar? M2 yani kütlesi, öz ısısı C2 çarpı ne arkadaşlar? Delta T değişimini ne diye yazıyorum bu sefer de? T denge büyük sıcaklık olacak şimdi değil mi? Sıcaklığı arttığı için. O yüzden T denge eksi 2 diyorum. Her ikisinde de pozitif bir sonuç elde edeceğinizi bilin. Yani delta T sıcaklık değişimi her zaman pozitif olacak. İkincisi ise T1 büyükse, T2 küçükse arkadaşlar, T denge mutlaka ne yapacak? Aralarında bir değer alacak. Bunu da unutmayın diyorum. Şimdi bununla ilgili basit örnekler çözelim arkadaşlar. Kütlesi 2m, öz ısısı c olan bir sıvımız var. Sıcaklığını 2t kadar arttıran ısı miktarı. Kütlesi m, öz ısısı da c bölü 2 olan sıvının sıcaklığını kaç t arttırır diye soruyor. Yani burada alınan verilen ısıların ne oldukları söyleniyor. Eşit. Isılar eşitse arkadaşlar Q eşittir Q diyelim. Q1, Q2'ye eşit. Dolayısıyla birincisi için yazıyorum. Nc delta t. Bunu kelmacik diye ezberliyorlar arkadaşlar. Aklınızda bulsun. Q eşittir Nc delta t'yi. 2n çarpı c dedik. Delta t ne kadarmış? 2t değiştirebiliyormuş, arttırabiliyormuş. Şimdi bunun için yazarsak m çarpı c bölü 2 çarpı kaç t arttırır diye soruyor. Sadeleştirme işlemi yapalım ya da ne yapalım arkadaşlar? M'leri c'leri götürelim. 2'yi bu tarafa atarsak 8 t eşittir. Ne oldu arkadaşlar? Soru işaretimizi bulmuş olduk. İkinci sıvı ne kadar artacakmış sıcaklığı? 8 t değeri kadar artacakmış diyoruz. Gelelim şimdi ikinci örneğimize. Gene bu formülü uygulama kullanmayla ilgili bir örnek. Bakalım, bir grafik verilmiş. X ve Y sıvılarına ait ısı sıcaklık grafiği verilmiştir diyor. Şimdi burada Cx bölü Cy istemiş. Aslında bu büyük yazarsak daha net anlaşılıyor ama yine de söyleyelim. Isı sahalarını istiyor arkadaşlar. Sahasını. Sahası. Tamam. Peki ısı sahaları oranına bakarsak şimdi nasıl bulacağız? Diyeceğim ki birincisinin şu grafik okumalarda zorlanıyorsunuz. Bence bunları bol bol çözmeye çalışın, otursun. Şimdi Q'ya ne denk geliyor arkadaşlar? X'te tam kesiştikleri noktadan bakacağım. Q'ya ne geliyor? X için yazıyorum. C, X için yazarsam Q'ya nedir dedik? Cx diyelim. Çünkü m çarpı küçük c'ydi bu. Yani öz ısıydı. Kütle çarpı öz ısıydı. Burada da sıcaklık değişimi ne olduğunu görüyorum. 0'dan 3t'ye gelmiş. O zaman delta t'miz ne olur arkadaşlar? 3t olmuş olur. Dolayısıyla cx ne olmuş oldu? Q bölü 3t olmuş oldu. Bunu bırakalım. Şimdi y için yazıyorum aynı şeyi. Y için yazdığımda da gene kesiştiği noktaya bakacağım. O zaman 2t'ye, 2q'ya 2t denk gelmiş. Hemen yazalım. 2q eşittir cy çarpı 2t. Dolayısıyla buradan cy ne çıkacaktır? 1 çıkacaktır. O yüzden cx bölü cy dediğimizde de 1 bölü 3 bölü 1 daha ne olacaktır arkadaşlar? 1 bölü 3 çıkacaktır sonuç. Gelelim saf maddelerde hal değişim grafiğine.
Grafiği anlatmadan önce saf maddelerdeki hal değişiminden bahsetmemiz lazım. Katılar biliyorsunuz madde molekülleri birbirine çok yakındır. Isı aldıkça bunlar ne yaparlar? Madde molekülleri titreşir ve birbirinden uzaklaşır. Katılardaki bu olay titreşimle uzaklaşma mümkün oldukça artık neye dönüşmesine sebep olur? Madde molekülleri iyice birbirinden uzaklaştığında bu sıvı hale geçer. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Katı maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine erime diyoruz. Pekala. Erimeyi açıkladıktan sonra hemen ne yapalım arkadaşlar? Diyelim ki donma olayı nasıldır? Yani hemen tam tersini söyleyelim. Sıvı bir madde dışarıya ısı vererek gitgide ısı verdi, kinetik enerjisi düştü. En sonunda neye dönüşecektir? Katı maddeye. Biz de buna ne diyoruz? Donma olayı diyoruz. Isı alarak eridi, ısı vererek dondu. Şimdi aynı madde, saf madde için düşünelim bunu. Aynı maddeye tekrar ısı vermeye devam ettiğimiz sıvı haldeyken bu sefer yine kinetik enerjisi arttı. Nereye doğru gidecek? Madde molekülleri birbirinden hepten bağımsızlaştı, uzaklaştı. Nereye doğru gider? Gaz haline geçer. Peki burada arkadaşlar sıvıdan gaza geçişe biz ne diyoruz? Sıvı halden gaz hale geçişe buharlaşma diyoruz. Peki tam tersi ne oluyor bunun? Yoğunlaşma. Pekala bir de şöyle durumlar var. Naftalinde olduğu gibi katıdan direkt neye geçiş var arkadaşlar? Gaza da geçebiliyor. Hiç sıvı hale uğramadan direkt gaza geçiyor. O zaman da biz buna ne diyoruz? Süblimleşme diyoruz. Pekala tam tersi gazdan katıya geçiş nedir arkadaşlar? Kırağılaşmadır. Bunları da kış sabahlarında böyle okula giderken fark edersiniz. Böyle bir takım yerlerde ağaçlarda böyle buz tanecikleri görürsünüz. Bu da arkadaşlar direkt nedir? Gazdan katıya geçiştir ve bunun adı da kırağılaşmadır. Gelelim şimdi arkadaşlar L'yi ifade edelim, açıklayalım size. L diye ifade ettiğim şey hal değiştirme sıcaklığındaki 1 gram maddenin hal değiştirmesi esnasında dışarıya verdiği veya dışarıdan aldığı ısı enerjisi miktarıdır. Biz bunu erime için kullandığımızda erime ısısı olarak isimlendiririz. Donma için kullandığımızda donma ısısı olarak isimlendiririz. Aslında burada alınan ısı, erimedeki alınan ısı, donmada verilen ısıya nedir? Eşittir arkadaşlar. Erime ısısı donma ısısına eşittir. Dolayısıyla bunun için aynı şeyi söyleyebiliriz değil mi? Mesela buharlaşma ısısı da yoğuşma ısısına nedir arkadaşlar? Eşittir. Birinde alınan, birinde verilen oluyor sadece. Peki gelelim şimdi grafiğimize. Şimdi bunun bir su buz grafiği olduğunu düşünelim. Bir buzu eksi T sıcaklıktan ısı verdik, ısıttık arkadaşlar. Isıtarak nereye kadar taşıdık? 100 derece ve üzerine kadar taşıdık. Peki Celsius dereceleri gösteriyoruz. Peki arkadaşlar burada ne oluyor? Eksi T sıcaklığından ısı verdiğin zaman ilk anda ısıttın ne hale geçmeye çalışacak bu? Katı halden sıvı hale geçmeye çalışacak. Yani katı ısı alarak ne yapacaktır arkadaşlar? Sıcaklığını bir miktar yükseltecektir. Peki nereye kadar yükseltir? Sıfıra kadar yükseltir. Biz ne demiştik sıfır derece suyun? Neydir? Donma noktasıdır. Donma noktası erime noktasına nedir arkadaşlar? Aynıdır. Ve dolayısıyla sıcaklığa sıfıra gelince ne olacaktır arkadaşlar? Bu noktada artık ne yapacaktır? Bir durulacaktır. Artık erimeye geçecektir. Burada ne değişmiyor? Sıcaklık değişmiyor. Buna dikkat edelim. Erime olayı gerçekleşirken şurası ki erimedir. Erime. Sıcaklık değişmez. Sıcaklık sabit. Daha sonra ısı almaya devam eden madde tamamen eridikten sonra ne yapıyor arkadaşlar? Tekrar sıcaklığı artmaya başlıyor. Nereye kadar? Ta ki 100 derece kaynama noktasına gelinceye kadar. Kaynama noktasına geldikten sonra artık ne yapacaktır madde? Sıvı halden gaz hale geçecektir. Yani ne yapacaktır arkadaşlar? Buharlaşacaktır. Buharlaşacak. Buharlaşırken de farkındaysanız ne? Sıcaklık sabittir arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Peki buradan sonra geldim şimdi ne diyeceğim? Her bir aralıkta ne kadar ısı enerjisi verdiğini, harcadığını ne yapabiliriz arkadaşlar? Hesaplayabiliriz. Nasıl hesaplıyorum? Şu 0 ile Q1 aralığında Q1 ısı verilmiş değil mi? Q1 buzun kütlesi, buzun öz ısısı, suyken ve buzken öz ısısı farklı oluyor. Farklı bir madde. Dolayısıyla buzun öz ısısı çarpı ne kadar sıcaklık değişimi olmuş? T'den 0'a, dolayısıyla T kadar olmuş diyoruz. O zaman eksi T'deki buzun erime sıcaklığına ulaşması için harcadığı ne arkadaşlar bu? Aldığı ısı enerjisi. Yani bizim harcadığımız onun aldığı ısı enerjisi. Gelelim Q2 ile Q1 aralığı. Yani Q2 eksi Q1 deriz değil mi buraya? Burada verilen ısı ise ne harcanmış arkadaşlar? M gram suyun
suyun öz ısısını kullanıyorum. 100 dereceye getirilmesi, pardon özür dilerim, erimesi için harcanılmış. Şuraya gelelim. Emin, erimesi için harcanmış. Q2, Q1'i söylüyoruz. O zaman ne diyeceğiz? Kütlesi çarpı M, L suyun erime ısısı. Geldik şimdi buraya. Erimesi için bu kadar enerji harcadık. Buraya geldik. Q3 ile Q2 aralığında şurada arkadaşlar hangi olay gerçekleşiyor? Sıfırdan kaç dereceye kadar ilerliyordu? 100 dereceye kadar. M, C, su 100 diye hesaplıyoruz. Sıcaklık değişimi delta T'yi. Gelelim Q4 ile Q5 aralığında ne oluyor? Hemen bakalım. Buraya atladık. Hemen burayı da söyleyelim. Q4 ile Q3 aralığı şurası. Bu da buharlaşmaydı. O zaman M çarpı L, B diye hesaplıyoruz burayı da. Gelelim Q5 ile Q4 aralığında ne oluyor? Burada da MC su delta T diyoruz. Yani burada da artık kaç sıcaklığına ulaşabilirse buradaki delta T'yi buna göre hesaplayabiliyoruz. Verdiğimiz ısı enerjisini verirsek, delta T'yi verirsek ısı enerjisi miktarını bulabiliriz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi çözeceğiz ısı sıcaklıkla ilgili sorular. Çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ısı ve sıcaklık grafiği verilmiş. Katı saf bir katı maddenin şekilde gibi olduğu söylenmiş grafiği. Katının öz ısısı 1 olduğuna, erime ısısı 70 olduğuna göre erime sıcaklığı kaç T'dir diye soruyor. Nasıl bulacağız? Öncelikle arkadaşlar bu grafikleri okumayabileceğiz. Burada Q eşittir neyi kullanırsın? MC delta T'yi. Burada Q eşittir neyi kullanırsın? MLE'yi kullanırsın değil mi? Öyleyse bir yerden ne yapmalıyız? Öncelikle kütleyi bulmalıyız. Burada kütleyi bilirsem sıcaklık değişimine ne yapabilirim? Ulaşabilirim. Diğerleri biliniyor. Öyleyse gelelim arkadaşlar şimdi Q eşittir M çarpı LE. Q eşittir Q'ya bakıyorum. Ne kadarlık ısı var burada? 7600 eksi 4800 eşittir M çarpı LE. LE'nin de ne olduğunu öğrendim. 70 onu da yazıyorum. 7600 4800 çıkartınca ne kalır arkadaşlar? 2800 eşittir 70 M. M buradan ne gelecektir? 40 gram gelecektir diyoruz. Peki 40 gramı bulduktan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Diyoruz ki burada ne yapacağız? Bu formülü de yerine koyacağız diyoruz. Haydi koyalım. M çarpı C çarpı delta T. M kütlemizin ne kadar olduğunu öğrendik. 40. Ne kadar ısı verdik buna? 4800. Yazalım o zaman. 4800. Şimdi bakalım C'miz ne? 1. Delta T sıcaklık değişimimiz ne? T son eksi T ilk yani. T eksi nedir arkadaşlar? 20'dir diyoruz. Geldik şimdi neye? İşlemlerimizi yapmaya. Sadeleştirdim. 4'te sadeleştirdim. 120 buldum. T eksi 20. 120 ise T ne çıkar arkadaşlar? 140 derece Celsius. Bitirdik bu sorumuzu ve geçiyoruz şimdi bir sonraki sorumuza. Bir sonraki soruda şekildeki m gram su ile 3 m gram yağın karışmasına ilişkin sıcaklık zaman grafiği gösterilmekte. Sıvıların öz ısı değerlerini karşılaştırdığımız zaman arkadaşlar ne buluruz diye soruyor. Hemen bulalım. Ben biliyorum ki burada iki madde bir araya konulduğu zaman aralarında bir ısı alışverişi olacak. Ve T denge sıcaklığına ulaşıncaya kadar bu ısı alışverişi devam edecektir. Burası o zaman bunun neyi? Denge sıcaklığı demektir. Haydi bulalım öyleyse biz şimdi Q verilen, sıcak olan verir, Q alınan. Haydi bakalım. Q verilen neye eşitmiş? Q verilene, alınana. Yazarsak eğer arkadaşlar bunun kütlesinin ne olduğunu söylemişti. M gram. M çarpı C su bilmiyorum. Onu soruyor zaten. Delta T sıcaklık değişimini yazalım. Bunun için delta T yazarsam ne yazarım? 60-30'dan 30. Yazıyorum 30. Diğerinde arkadaşlar kaç kütleli olduğunu söylemiş? 3M kütleli olduğunu söylemiş. C nedir arkadaşlar bu da? Yağ. Peki delta T'si ne kadar arkadaşlar bunun? Hemen onunki de burada bulalım. Delta T ne olacak? Son sıcaklık 30 eksi. İlk sıcaklık 10'dan ne çıkacaktır? 20 arkadaşlar. Sadeleştirme işlemleri yaparsak eğer ne bulduk? C su eşittir 2C yağ bulmuş olduk. Gelelim şimdi üçüncü örneğimize. Daha sözel bir soru ama yine aslında burada da matematiksel anlamda nerede ne var bilmemiz gerekiyor. Hemen bakalım. 20 derecedeki sıvı halde bulunan K maddesinin sıcaklık zaman grafiği şekildeki gibiymiş. Buna göre hangisi yanlıştır diye soruyor. Arkadaşlar 10 dakikada K maddesi sıvıdır. 10. dakikada. Burası dakika zaman dilimi veriyor. Dakika cinsinden vermiş. 10. dakikada sıvıdır demiş. Hemen bakalım. Bir kere 20 derecede sıvıysa şuraya geldi. Hal değiştirmeye başladı. Sıcaklıktır. Sıvıdır. Doğru. Anlaştık mı? O yüzden ne olur bu? Doğru. Gitti. Kaynama noktası 70 derecedir diyor. Bakalım.
Biz bunun sıvı olduğunu biliyoruz değil mi? Sıvı demiş ya 20 derecede, hani neredeydi o? 20 derecede sıvı. O zaman biz bunun sıvı bir madde olduğunu biliyoruz şu anda. O zaman 70'te hal değiştirmeye başladığına göre sıvı hangi halden hangi hale geçer ilk anda? O zaman ne diyeceğim? Sıvı demek ki buharlaşıyor. Burada bir ne var arkadaşlar? Buharlaşma, yani kaynama sıcaklığı. 70 kaynama sıcaklığı da doğru oldu. Donma sıcaklığı sıfırdır diyor. Olabilir mi? Hemen bakıyorum. Burada donma sıcaklığı sıfır olsaydı burada bir hal değiştirme olacaktı. Hal değiştirirken maddenin sıcaklığı ne yapmaz? Değişmez. Madde aldığı ısı enerjisini neye harcar? Hal değiştirmeye, yani sıcaklığında bir artış gösteremez arkadaşlar. O yüzden ne yaptık bunu da? Yanlış olanı bulduk. Diğerlerine de bakalım. 5 dakikada sıvıdan gaz hale geçer. Bakalım 10 ile 15 arasında 5 dakika var. Doğru, sıvıdan gaz hale geçtiği yer burası. Bu doğru. Erime sıcaklığı -10 olabilir demiş. -10'da erimiş bir sıvı olabilir mi bu? Olabilir. Burada tekrar hal değiştirmek zorunda değil. Bu da mümkündür arkadaşlar. Geçelim, olabilir demiş çünkü. Şimdi şu kısmı size bir anlatalım. Bu kısımda daha sözel kısımlar var. Mantıken bilmeniz gereken, daha böyle öncülü sorularda size sorulacak olan kısımlar. Bilmemiz gerekiyor ki basıncın erimeye etkisi nedir? Bir kere arkadaşlar, basıncın erimeye etkisini izah ederken iki farklı maddede ele alacağız. Yani erirken hacmi azalan madde, bir de erirken hacmi artan madde. Erirken hacmi azalan madde hangi maddeler olabilir? Normalde biz katıların ne olduğunu söylüyoruz? Daha yoğun maddeler olduğunu. Sıvıların daha az yoğun, gazların ise daha az yoğun olduğunu söylüyoruz. O zaman arkadaşlar erirken neden hacmi azalmış? Normalde tam tersi düşünmez miyiz? Hemen şunu hatırlamamız gerekiyor. Su farklı bir madde. Diğer maddelere oranla su, bizmut, antimon belki karşınıza çıkar diye söylüyorum. Su farklı bir madde. Nasıl bir madde? Su donarken arkadaşlar kristal yapısından dolayı içerisinde boşlukları barındırarak donuyor. Ve dolayısıyla katı hale geçtiğinde hacminde artış meydana getiriyor. Hacminde artış meydana getiriyorsa eğer, ben buna ne diyeceğim arkadaşlar o zaman? Su gibi maddeler hem kendi sıvısı içerisinde yüzerler, hem de aynı zamanda basıncın erimeyi ne yaptığını bileceğim, kolaylaştırdığını bileceğim. Basınç erimeyi kolaylaştırıyor dedim. Suda hemen örneğini hatırla. Kışın kar yağdığı zaman yürüdüğümüz yerlerde ne olduğunu görürüz? Karın daha çabuk eridiğini görürüz. Hatta yol yaparız, yürüme yolu, patika yol ya da ne yaparız arkadaşlar? Arabaların geçtiği, tekerleklerin değdiği noktaların daha hızlı eridiğini görürüz. Demek ki basınç erirken hacmi azalan maddelerde neymiş arkadaşlar? Doğru orantılı, yani artış gösteriyormuş diyoruz, kolaylaştırır diyoruz. Peki erirken hacmi artan maddede ne oluyor? Tam tersi oluyor arkadaşlar. Anlaştık mı? Basınç erimeyi zorlaştırıyor. Maddenin saf olup olmadığı da erimeyi etkileyebilir. Örneğin tuzlama çalışmalarını düşünün arkadaşlar. Erimeyi noktasını değiştirir. Buharlaşma olayına gelince, buharlaşma, kaynama birbiriyle yakın ilişkili ama birbirinden farklı şeyler. Hemen izah edelim. Sıvı yüzeyindeki yüksek enerjili moleküllerin sıvıyı terk etmesidir. Sıvı moleküllerinin, yüksek enerjili sıvı yüzeyindeki maddelerin terk etmesi arkadaşlar. Sıvıyı düzeltelim. Tamam, biraz çarpmışız. Sıvıyı terk etmesi ama yüzeyden terk etmesine özellikle dikkat edeceksiniz. Buna ne deniyor? Buharlaşma. Her sıcaklıkta olan bir olaydır arkadaşlar. Neden? Kışın da mesela şuraya bir bardak su koysan, 3 gün sonra gelip baktığında o suyun tamamen bittiğini ne yapabilirsin? Görebilirsin. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Sıcaklık her sıcaklıkta olur. Sıcaklık arttıkça buharlaşma hızı da arkadaşlar artar. Yazın mı çamaşırlar daha kolay kurur, kışın mı? Tabii ki yazın. Hava ile temas eden yüzey artarsa da artar. Annelerimiz çamaşırları nasıl asıyoruz biz? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Açıyoruz, geriyoruz. En açık yüzey olacak şekilde, yüzeyinin en büyük olduğu şekilde asıyoruz ki çabuk kurusunlar. Pekala arkadaşlar, küresel ısınma ve hissedilen sıcaklıktan en son bahsedeceğim. Sadece bahsedeceğim onlardan arkadaşlar. Geliyorum kaynama olayına. Kaynama olayında sıvının iç buhar basıncı ile dış basınç eşit olduğu anda sıvının kaynamaya başladığından bahsedeceğiz. Ne zaman oluyormuş bu kaynama olayı? İçindeki buhar basıncının dış basınca eşit olduğu durumda. Öyleyse şunu söyleyebiliriz hemen değil mi? Basıncı arttırdığımız yerlerde kaynama noktası da ne yapacaktır? Artacaktır diyebiliriz. Belirli bir sıcaklıkta olur. Su için mesela 100 derece diyoruz değil mi? Onun gibi düşünün. Kabın her noktasında olur. Evet, iç yüzeylerin her noktasında, sıvının her noktasında kaynama olayı birlikte gerçekleşir.
Dış basınç artarsa artar, dış basınç azalırsa azalır. Öyleyse yukarılara çıktıkça dış basınç azalıyordu ya, demek ki orada daha kısa sürede ne yapabiliriz? Yemek pişirebiliriz diyebiliriz ya da çay kaynatabiliriz diyebiliriz arkadaşlar. Enerjinin iletim yollarına geçelim. Ondan önce şunu bahsedelim. Isının iletim hızından. Şimdi ısının iletim hızı maddenin cinsine bağlıdır. Neden? İşte metaller mi tahta mı daha iyi iletir? Hangi kaşığı çorba karıştırırken tercih edersiniz? Tahta kaşık mı, metal kaşık mı? Tabii ki tahta. Isının iletimi tahtada azken metalde nedir? Daha hızlıdır arkadaşlar. Başka? Uçlar arasındaki sıcaklık farkına bağlıdır. Bu tarafı çok soğuk, bu tarafı çok sıcak bir metal düşünün. Buradan ısıtıyorsunuz mumla. Tabii ki bu ısı iletim hızını ne yapacaktır? Farkı büyük olursa arttıracaktır diyoruz. Yüzey alanlarına bağlıdır diyor. Yüzey alanlarına da bağlıdır arkadaşlar. Yüzey alanı arttıkça ısının iletim hızı da ne yapar arkadaşlar? Artar diyebiliriz. Enerji yalıtımına geldik. Enerji yalıtımından şöyle bir bahsedeceğim. Enerji yalıtımı dediğimiz şey arkadaşlar, biliyorsunuz ki günlük tasarruf etme devri değil mi? Devir tasarruf devri. Ne yapmamız lazım bizim? Isı iletimini azaltıcı etkenleri kullanmamız lazım, değerlendirmemiz lazım. Mesela çok soğuk bir yerde yaşıyorsa kalın duvarlar kullanmalıyız. Ya da ne yapmalıyız arkadaşlar? Kışın sıcaklığın dışarıya gitmesini, ısıtmak için enerji harcıyoruz ya, bu enerjinin dışarı gitmesini, yazın ise dışarıdan içeri gelmesine engel olmaya çalışmalıyız. Yani pencerelerimizde çift camlar kullanmalıyız. Neden? Çünkü cam arasında boşluk olduğu zaman enerjinin iletim hızı en çok katılarda hızlıdır arkadaşlar. Enerji katılarda hızlı iletilebiliyorsa cam arasındaki boşluk ne yapacaktır? Bu iletimi yavaşlatıcı bir etki olacaktır. Mesela işte köpük, İşte çeşitli malzemeler var değil mi bununla ilgili kullanılan ısı yalıtım malzemesi olarak. Bu malzemelerin hepsi nedir? Boşluklu malzemelerdir. Boşluk arttıkça ne olacaktır? İletim hızında da artış meydana gelecektir. Pekala, devam edelim şimdi. Enerjinin iletim yollarına devam edelim. Enerji iletim yollarında birincisi iletim, ikincisi konveksiyon, üçüncüsü ise nedir? Işımadır. Diğer isimlerini de bilin. İletim yine iletim ama... Konveksiyon nedir arkadaşlar? Taşıma. Işıma nedir arkadaşlar? Radyasyondur. Pekala, bunların maddenin hangi hallerinde iletildiklerinden bahsedelim. Mesela katı sıvı gazla iletim yoluyla yayılma mümkün oluyor, enerji iletim yolu. Peki katılarda sadece ama iletimle oluyor. Yani bakın, iletim katı sıvı gazla olabiliyor ama katılarda sadece iletim yoluyla ısı enerjisi iletilebiliyor. Geçelim şimdi konveksiyona. Konveksiyon arkadaşlar, diğer ismi taşıma. Sıvı ve gazlarda mümkün oluyor. Elimizi ısıttığımızda düşünün, peteklerin aşağıda olmasının nedeni nedir? Hemen izah edelim. Isınan hava arkadaşlar, biliyorsunuz ısınan hava molekülleri birbirinden uzaklaşır. Uzaklaştıkça hacmi genişler ve öz kütlesi azalır. Öz kütlesi azalan madde ne yapar? Yukarıya doğru gider. Yukarıya doğru gitti, öz kütlesi büyük olan soğuk madde aşağıda kaldı. O da ısındı, yukarı gitti. Böyle bir sirkülasyon olur. İşte burada gösterdiğimiz gibi. Sıvı da ısıtılınca aynı şeydir. Tencerenin içerisindeki sıvı molekülleri aşağıda ısındı, hacmi arttı, öz kütlesi azaldı, yukarı doğru çıktı. Ve böyle bir sirkülasyon olup hepsi birden ne yaptı sonradan? Isındı. Pekala, geçelim ışıma yoluna. Işıma arkadaşlar, maddesel ortama ihtiyaç duymadan ısının iletim yoludur. Yani maddesel ortama ihtiyaç duymadan derken neyi kastediyorum? Atmosfer dışarısında, uzayda hava var mı? Yok. O zaman güneşten gelen ışınların dünyamıza taşınması için demek ki maddesel ortama ihtiyaç yok. Örnek verecek olursak, güneşin dünyayı ısıtması ve mikrodalga fırınların yemekleri ısıtması şeklinde örnek verebiliriz. Pekala, geçelim şimdi küresel ısınma ve hissedilen sıcaklığa. Unutmayayım diye tekrar yazmışım. Bundan sadece detaylı bahsedemiyorum, biraz kısa bahsedeceğim. Küresel ısınma dediğim şey ne? Arkadaşlar, güneşten gelen ve dünyadan yansıyan ışınların atmosferdeki gazlar tarafından tutunması sonucu dünyanın sıcaklığının artması olayıdır. Buna da sera etkisi denir. Aslında sera etkisi dozunda olunca faydalı bir şeydir. Yani neyi kastediyorum dozunda derken? Dünyanın birden gece çok soğuması, gündüz çok ısınması bizim için negatif bir olaydır değil mi arkadaşlar? İşte bunu dengede tutan şey aslında sera etkisidir. Ama atmosfere salınan bu ışınları tutan karbondioksit gibi gazların çok fazla salınımını yaptığımız için fosil yakıt kullanarak ya da işte yaşam alışkanlıklarımız diyelim,
Bunlar yüzünden arkadaşlar ne oluyor? Çok daha fazla ışın tutuluyor. Bu da ne yapıyor? Sera etkisinin çok fazla artmasını, şiddetlenmesine neden oluyor. Bu da arkadaşlar ne yapacaktır? Buzulların erimesine, su kütlesinin artmasına, sıvıların, işte denizlerin, okyanusların yükselmesine, kara parçaların yok olmasına, iklim değişikliklerine, iklim şartlarının çok sert yaşanmasına gibi birçok negatif etkisi gerçekleşecektir diyoruz. Bu nedenle ısı yalıtım ya da yenilenebilir enerji kaynakları tercihi bizim için çok önemli. Gelecek nesiller olarak sizler için de bir görev. Evet arkadaşlar, hissedilen sıcaklık dediğimiz şey ise neme bağlı. Nem dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Havadaki su buharı. Havadaki su buharı arkadaşlar ne olacaktır? Hissedilen sıcaklığı değiştirecektir. Üzerimize giydiğimiz kıyafetler de değiştirir. Kat kat giydiğimizde, mesela kalın kıyafetler giydiğimizde hissedilen sıcaklık farklı olabilir. Yani termometrede ölçtüğümüz değerle gerçekten hissettiğimiz değer aynı olmayabilir. Hissedilen sıcaklık arkadaşlar bütün koşullarla birlikte değerlendirildiğinde anlaşılır. Örnek veriyorum, bir gün Adana'ya gitmiştim. Adana'da arkadaşlar nem oranı çok yüksektir. O yüzden orada hissettiğiniz sıcaklık Diyarbakır'da hissettiğiniz sıcaklıktan çok farklıdır. Çok daha aynı sıcaklık derecesinde de olsa, hava durumunda aynı dereceyi de gösterse, siz orada daha çok bunalırsınız gibi düşünün diyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başarılar.